Türk Escobar lakaplı zehir taciri Ülfi Çetinkaya'nın elebaşlığını yaptığı suç örgütüne darbe vuruldu. 9 ilde yapılan operasyonlarda Rüstem ve Hakan Çetinkaya ile Amerika Birleşik Devletleri tarafından kırmızı bültenle aranan bir kişi daha yakalandı. Çetenin ele geçirilen 37 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu öğrenildi. Adresler tek tek böyle basıldı. Türk Escobar'ın çetesine operasyon yapıldı. Her yerden silah, kurşun, döviz çıktı. Üç büyük uyuşturucu taciri böyle yakalandı. İstanbul merkezi 9 ilde elebaşılığını cezaevinde bulunan Türk Escobar lakaplı Ülfi Çetinkaya'nın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik Kafes 44 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda Ülfi Çetinkaya ile 25 yıldır birlikte hareket eden ve halen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürüten oğlu Rüstem Çetinkaya ile Hakan Çetinkaya ve Amerika tarafından Interpol kırmızı bülteni ile aranan bir kişinin de bulunduğu suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı. Operasyonları sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detaylı bilgiler de paylaştı. Bakan Yerlikaya, suç örgütünün Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan ülkelerinde ele geçen yaklaşık 13 ton, Türkiye'de ele geçen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu olduğunu ifade etti. Suç örgütünün etrafındaki şahıslarla beraber kendilerine ait gemi ve bazı ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları, elde ettikleri gelirleri havale yöntemiyle, zulalı araçlarla ve kuryelerle kayıt dışı olarak ülkemize getirip, eşi, çocukları ve yakın arkadaşlarıyla beraber yakınında olan şahıslar üzerinden kurup yönettikleri döviz büroları ve şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi. Suç örgütüne yönelik yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarda ise Almanya başta olmak üzere 11 ülkeyle işbirliği yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, otomatik silah, lüks saatler ve çok miktarda dövizle Türk lirasına el konuldu. Arnavutluk Başbakanı Edirama resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk başbakanı Beştepe'de ağırladı. Erdoğan ve Rama ortak basın toplantısı da düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'la ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkacağını, hedefin bu yönde olduğunu söyledi. Arnavutluk Başbakanı Edirama Türkiye'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rama'yı Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Resmi törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yla ikili görüşme gerçekleştirdi. Sayın Başbakan'ın FETÖ'yle mücadele konusundaki hassasiyetini biliyor, bunu takdirle karşılıyoruz. Türkiye Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 1. toplantısının ardından Erdoğan ve Rama ortak basın toplantısı düzenledi. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık. Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik. Erdoğan, Filistin konusunda Arnavutluk halkının Filistin'e verdiği desteğin önemine değindi. Arnavutluğun bilhassa bu dönemde mazlum Filistin halkıyla sergilediği dayanışma çok önemlidir, kıymetlidir. Cumhurbaşkanımıza da söylediğim Türkiye vazgeçilmez bir aktördür. Arnavutluk Başbakanı Edirama ise Erdoğan'ın fikirlerini dinlemek bizim için bir onur ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı'nın fikirlerini dinlemek onur olmuştur. Özellikle bölgeyle ilgili sorunlar konusunda fikirlerinizi dinledik.